Merhabalar, ben Güven Yenisu. Sizlere yine bugün 50.000 konutta Batı bölgesi birinci kısım ve ikinci kısımla alakalı malumunuz 3 Ağustos'ta çekilecek olan kura öncesi yapılması gerekenler ve sizden gelen YouTube ve sosyal mecralardan sizden gelen soruların cevaplarını vermeye çalışacağız naçizane. Birinci sorumuzdan başlamak istiyorum izninizle. Kura süreciyle alakalı toplu konut idaresi TOKİ tarafından gelen mesajlara göre hak sahibi yönlendirilecektir zaten. Malumunuz bir kayıt esnasında telefon numaralarınız alındı. Buna göre zaten SMS'ler gelecektir. İkincisi banka süreciyle alakalı yine kardeşimiz de aynı şekilde sorularınıza buradan cevap vermişti sevgili Ahmet kardeşimiz. Batı bölgesi başvuruları Başakşehir Halkbank Şubesi. Batı 2 bölgesi Halkbank Kayaşehir şubesindedir. Bunlar biz firma olarak zaten bu lokasyonlara yakın bir konumdayız. Bununla alakalı sizlere yardımcı olabilmek için bizler de Halk Bankası şubelerinde zaman zaman bulunmaya çalışacağız biz ve arkadaşlarımız. Sözleşme süreci kurumdan sizlere gelecek olan mesajla belirtilen günde bankada olmanız yeterli oluyor zaten. Son güne kalmayınız. Bununla alakalı geçmiş olan tecrübelerimizden bunları yansıtmak istiyoruz. Son günlerde çok yoğunluklar oluyor. Herkes son güne bırakıyor. Bununla alakalı orada bir yoğunlaşma oluyor. Sıkıntılar olabiliyor. Hem son güne kaldığınızda evraklarınızda eksiklikler olduğunda bu de son gün geldiğinde bunları tekrar telafi edemeyebilirsiniz. Onun için buradan özellikle tekrar hatırlatmak istiyorum. 4 evrak süreçleri Mart-Nisan 2019 tarihi biliyorsunuz 50 bin konutun başlangıç süreçleri. Mart-Nisan 2019 tarihi itibariyle İstanbul ili sınırları içerisinde son bir yılda oturuyor olmanız gerekiyor. Yani 2018 Mart-Nisan ve 2019 Mart-Nisan'da tarihçeli yerleşim yerinden baktığınızda, devlet sisteminden baktığınızda, nüfus kayıt sisteminden burada zaten görünüyor. Nüfus kayıt sisteminden QR kodlu bu tarihçeli yerleşim belgesine almamız gerekiyor 2019 Mart ve Nisan ayı itibariyle. Hane halkının geliri en fazla 4.800 TL olması gerekiyor. 2019 yılı için bu. 2018 ve 2019 yılı için bunu kanıtlayan belgeyi de almamız gerekiyor. Bu tabii bu belge 3 artı 1 konutlar için geçerli değil. 2 artı 1 konutlar için geçerli. Bunu da özellikle buradan altını çizerek belirtmek istiyorum. Bu belgeleri devlet üzerinden QR kodlu olarak alabiliyoruz. SGK detaylı hizmet dökümünü de yine aynı şekilde alarak ilgili bankaya sunabiliyoruz. Evraklarımızı devlet üzerinden çıkarabiliyoruz. Başka bir kuruma gitmenize vesairenize gerek yoktur. Bazı takip edenlerimizden, izleyenlerimizden şöyle sorular gelebiliyor. İşte 4.800 TL kavramı nedir? Bakın 2018 ya da 2019 yılı içerisinde bununla alakalı hane halkının toplam geliri 4.800 TL'yi geçmemesi net olarak gerekiyor. Burada bazı istisnalar var tabii ki. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Şehit yakınları, dul ve yetim maaşı alanlar bu statüye dahil edilmiyor. Şehit yakınları, dul ve yetim derken yine şehit yakınlarına ait dul ve yetim kısmı, maaş alan kısımlar 4.800 TL'lik gelire dahil edilmiyor. Bunu da buradan özellikle hatırlatmış olalım. Beşinci sorumuz, ödeme süreci 2 artı 1 nitelikli konutlar için %12 peşinat bedeli ve 180 ay vade var. Yine bununla alakalı aynı şekilde de 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşmesi imzalaşmasına tahsil edilecektir. Bununla alakalı yapılması gerekenler tekrar ediyorum. 2 artı 1 konutlarda %12 ödeme şekli 180 ay vade, %20 peşinat şekli 240 ay vade şekli var. Bunlar 2 artı 1 için geçerli kıymetli izleyenlerimiz. Bir de malumunuz 3 artı 1'ler var. 3 artı 1'lerle alakalı da %20 ödemeyi biz firma olarak özellikle tavsiye ediyoruz. Neden diye soracak olursanız bugün farazi olarak bunu hatırlatmak istiyorum. 3 artı 1 konutlarda şayet %20 ödeme yapabilirseniz ki gayet buna bilemiyorum tabii ki dar gelirli aile statüsünde olmadığı için söylüyorum. %20 ödemeyi yapabilirseniz ödeme taksitleriniz daha da düşecektir. Bugünü nazaran bir örnek vermem gerekirse bugüne istinaden söylüyorum. Bugün %10 ödeme yapanlar, özellikle 50 bin konut 3 ve 4'te %10 ödeme yapanlar taksitleri yaklaşık 14-15 bin TL'lerde. %10 ödeme yaptığı için. Bilakis tam tersi %20 ödeme yapanlar ise taksitleri 7.000-8.000 TL civarında. Ondan dolayıdır ki biz firma olarak kesinlikle ve kesinlikle ilk aşamalarınızda tabii ki imkanlar nispetinde özellikle 3 artı 1'ler için geçerli olan bu 3 artı 1'ler için geçerli olan tekrar ediyorum.
%20 ödeme koşulunu yerine getirirseniz çok çok rahat edersiniz ve çok etkilenmemiş olursunuz. Biliyorsunuz memur maaşı artış oranlarında her 6 ayda bir arttığı için bu sistemde kümülatif toplam üzerine zam geliyor ve bu zamlar da her 6 ayda bir güncelleniyor. Dolayısıyla sizin de burada sıkıntı yaşamamanız için bizler firma olarak kesinlikle ve kesinlikle %20, 3 artı 1'ler için söylüyorum buna, %20 ödemeyi taahhüt ediyoruz. Ve buradan daha önce bizi izleyenler ve bunu yapanlar da buradan haklı olduğumuzu düşünenler de tabii ki vardır. Devir süreci 2 artı 1 konut projelerinde hak sahipleri sözleşme imzalananlar konutlarının borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Yani şu manaya gelir. TOKİ'den daire aldığınızda malumunuz bankaya borcunuz var. Bu borcunuzun tamamı sona erene kadar hiç kimseye bunu devir edemezsiniz. Borcu kapatıp akabinde tapunu sıktıktan sonra devir işlemine geçebilirsiniz efendim. Veya şu da olabilir. Daireyi teslim aldınız, kalan borcunu komple kapatabilirsiniz. O şekilde devir yapabilirsiniz. Kalan borcu komple kapattıktan sonra malumunuz iskanlar çıkana kadar tapuyu beklersiniz. Tapuyu elinize aldıktan sonra zaten devir yapabilirsiniz. Ayrıca sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar alıcının veya ailesinin için ikamet koşulları aranacak olup alıcının kendisi, eşi, çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmelerini tespiti halinde. Yani şöyle 2 artı 1 daireyi aldınız bununla alakalı fakat bunu bir başka kişiye kiralamayı düşündünüz. Burada özellikle altını çizmek istiyorum. Borcu bitene kadar ailesi, eşi, çocukları söz konusu konutta ikamet edebilirler. Aksi halde yani aksi tespit edilirse TOKİ tarafından sözleşmeleri fesh edilebilir. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. 3 artı 1 konut tiplerinde projelerde hak sahipleri sözleşme imzalayanlar konut teslimi tarihi itibariyle takip eden 2 yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir. Ondan sonra devredebilirler. Veya dairenin tesliminden sonra kalan borcu kapatıp yine aynı şekilde 2 artı 1'ler gibi tapulu satış yapabilirler efendim. Sözleşme öncesi veya dairenin tesliminden önceki devir için bizimle iletişime geçmenizi firma olarak istirham ediyoruz. Burada bir takım sorular olabiliyor, evraklar olabiliyor. Bankaya geldiğinizde sözleşme aşamasında bizleri tanıyor olabilirsiniz. Yani bizler bu banka noktasında sizlere orada o gün neler yapılması gerekiyor, hangi evraklarınızın internet üzerinden e-devlet çıktısıyla QR kodlu biraz önce bahsettiğim gibi alınması gerekiyor. Bunları size orada firma olarak destek vermeye çalışıyoruz biz ve arkadaşlarımız. Teslim süreçlerine alakalı sorular gelmiş. Yine aynı şekilde madde olarak da yazmışız. Konutlar 36 ay içerisinde teslim edilmesi TOKİ tarafından planlanıyor. Anahtar tesliminden itibaren KDV Kanunu 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edilecektir. Katma değer vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecektir. KDV oranı kura çekildikten sonra açıklanacaktır. Yani belli olacaktır. Bazı izleyenlerimiz buradan bizi arayıp şununla alakalı sorular sorabiliyorlar. Normalde hani bunu net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor aslında. KDV oranı nedir? Malumunuz geçtiğimiz günlerde KDV oranı ile alakalı değişikliklere gidildi biliyorsunuz malumunuz. %1'den %10'lara kadar çıkan bir KDV oranı var. Bununla alakalı bu tam netlik kazanmamakla birlikte ben bu bilgiyi söylüyorum. Çünkü burada KDV beyan etmiyoruz. Altını çizerek de bunun vurgusunu yapmak istiyorum. Bizler Hüseyinoğulları olarak TOKİ bünyesinde bulunan şirketlerle, çalışanlarla hiçbir ilgimiz yok. Açıklamamızı zaten biliyorsunuz bilgi amaçlı veriyoruz. Hiçbir resmi açıklama yapamayız. Çünkü kurumu temsil etmiyoruz. Kurumun iştiraki değiliz. Bunun da altını çizerek tekrar bunu sizlere beyan etmek istiyoruz. İstanbul Başakşehir bölgesinde projelerden haberdar olmak için YouTube kanallarımızı, Instagram adreslerimizi Güven Yeniz olarak takip edebilirsiniz. Bir sorumuz daha vardı arkadan. TOKİ bu projeye ne zaman başladı? Bazı vakıf olmayan arkadaşlarımız da biliyorsun hashtaglerimizden bizleri bulup ulaşıp soruyorlar. TOKİ Kayabaşı projesi 2019 yılında dahil oldu. Toplam bu proje 4467 adetti. Batı bölgesi birinci kısımda 729 adet konut projesi 25 adet dükkan projesi var efendim. Batı bölgesi ikinci kısımda 725 adet sadece konut projesi var. Batı bölgesi birinci kısmın inşaat aşaması şu anda %19'larda. Batı 2 kısmın yani bölgesi de şu anda %1, %2'lerde malumunuz. Çok yeni bir proje olduğu için.
Bazı hak sahiplerimiz şunları soruyorlar. Bu projeler hangi aşamalardadır? Bizler yine sayfamızın altından projeleri takip etmeniz adına projelerin, TOKİ'nin resmi projelerin takip edilebildiği proje takip listesi var. Ben o linki de aşağıya bırakmış olacağım. Toplam şu anda zaten o proje linkine tıkladığınızda 296 adet proje olduğunu göreceksiniz. Şu an günce itibariyle 296 adet aktif proje var ve bunların hepsi orada tek tek yazıyor kodlarıyla birlikte. 296'ya kadar, yani birden başlayıp 296'ya kadar TOKİ hangi projelere başlamış, tamamlamış ve hangi projeleri devam ediyor ve hangi projeler inşaat aşamaları hangi aşamada. Bazı izleyenlerimizden özellikle şöyle sorular gelebiliyor. Ya işte şu proje işte şu aşamadaymış ya da bu aşamadaymış. Efendim bizler biraz önce de zikrettiğimiz gibi kesinlikle ve kesinlikle TOKİ'nin resmi sitesinde baz aldığımız bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Sizler de bizleri takip edip bu minvalde bizlere sorular yöneltiyorsunuz. Onun için Batı bölgesi de yine bu projelerden bir tanesi. Şu anda Allah nasıl kısmet ederse 3 Ağustos'ta çekecek. Birçoğunuzla yine bankada karşılaşacağız. Hüseyinoğullar ailesi olarak bizleri orada göreceksiniz. Bir takım hediyeler de takdim edeceğiz tabii ki sizlere. Batı bölgelerini, Batı bölgesi 1. kısım ve Batı bölgesi 2. kısmı da Kahraman İnşaat ve Sanayi Ticaret Limites Şirketi taşeron olarak almıştır. Buranın inşaatını kendisi yapıp alt taşeron olarak TOKİ'ye vakti zamanı geldiğinde teslim edecektir efendim. Sizlerin yine bu minvalde soruları olursa bizlere telefon numaralarımızdan Güven Yeni Su Instagram adresimizden, Güven Yeni Su YouTube adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Her daim telefonlarımız açık. Sosyal mecralardan da yine sorular yöneltebilirsiniz ama biz çok en sağlıklısını yine YouTube adreslerinden ya da WhatsApp üzerinden bırakacağımız telefonlardan bize iletmenizi bekliyoruz. Efendim bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Mülkünüz hayırlı olsun. Hayırlı bereketli günler diliyoruz. Saygılar.